Burak Uyanık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle oyunculuk sınavlarına nasıl hazırlanır ve hazırlanırken neler yapmalı bunlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Eğer bu videoyu izliyorsanız sınava girmeye karar vermişsinizdir. Konservatuar okumaya karar vermişsinizdir. Günümüzde birçok kişi oyunculuk okullarına gitmek istiyor. Konservatuara gitmek istiyor. Ve bunun neticesinde de oyuncu olmak istiyor. Fakat bu uzun bir yol. Ve psikolojik olarak da hazır olmamız gerekiyor. Yani motivasyonumuzu hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Benim çalıştığım çoğu öğrenci geldiği zaman motivasyonu yüksek olarak bu işe başlıyor. Fakat bir süre sonra motivasyonunu kaybediyor. Neden mi? Çünkü daha çok var daha zaman var nasıl olsa yetiştiririm gibi cümleler kurmaya başlıyor kendi. Ve ben bunun önüne geçmeye çalışıyorum çalışmalarımda. Önüne geçtiğim öğrencilerde gerçekten başarılı oluyorlar. Dedik ya bu uzun bir süreç, yoğun bir süreç. Doğaçlama, şan, dans, hareket, şiir seçimi ve hazırlanması, trajedi ve komedi parçalarının hazırlanması gibi bazı aşamalar bekliyor sizi. Tirat seçiminden başlayalım. Bir trajedi, bir komedi. Tiradı seçtiniz ve bunu çalışmaya başladınız. Elinizde kitap. Sanki ezber yarışmasına gidiyormuş gibi bir hal takınıyor öğrenciler. Halbuki bu yanlış. Neden mi? Çünkü hazırladığınız Tiradın oyununu okuduğunuzda o karaktere hakim olacaksınız. Ve kendinizi gösterirken oyuna hakim olduğunuzu da göstereceksiniz aslında. Çünkü bu bir yetenek sınavının olmasının yanında gerçekten bir konsantrasyon sınavı. Ne kadar çalıştın, bu işi ne kadar istiyorsun? Motivasyonun düştü mü ve neler yapabilirsin? Bunu göstermenin sınavı. Çok fazla karşınızda rakip olacak. Fark yaratmak istiyorsanız eğer, Tivadı direkt alıp ezberlemeyin. Bu yanlıştır. Oyunu okuyun. Sonra o Tivad parçayı yani oyundan çıkardığınız parçayı sonrasında çalışmaya başlayın. Benim en büyük önemim budur set Tivad konusunda. Doğaçlama. Doaçlama isteniyor kimi zaman sınavlarda. Her üniversitenin, her konservatuarın şartları farklı. Mutlaka okulları araştırın ve neler sorduklarına bakın. Bu doğrultuda çalışmalarınızı götürebilirsiniz. Doğaçlama için de sık sık egzersiz yapmanız gerekiyor. Bir başka tavsiyemse bol bol kitap okumak. Çünkü kelime hazneniz geliştikçe doğaçlama yeteneğinizin de gelişeceğini düşünüyorum. Ve doğaçlamanın en önemli bence ikinci kuralı çok iyi gözlem yapmak. Etrafınızdaki her şeyi çok iyi gözlemleyin ve notlar alın. Farklı karakterleri izleyin. Onların hayatlarından alıntılar yapın. Sonrasında da bunları bir defterde toplayın. Mutlaka işinize yarayacaktır. Çünkü bence doğaçlama hayatın içerisinde edindiğimiz tecrübeleri o an dışarı çıkartmaktır. Bu benim düşüncem. Dans hareket. Eğitim videoları var dansla ilgili. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Ama bir kursa gitme imkanınız varsa mutlaka bir dans kursuna gidin ki her yerde artık belediyelerin bile dans kursları var. Çünkü oyunculuk sadece zihnen yapılan bir iş değil, bedenen de yapılan bir iş. Ve oyuncunun en büyük enstrümanı bedeni. Bunu geliştirmek için de dans önemli bir sanat. Sonrasında bir şiir seçmeniz gerekecek. Bir şiir seçeceksiniz ve buna hazırlanacaksınız. Bu noktada da yine internet üzerinden eğitici videolar var. Ben de bunlarla ilgili videolar çekeceğim. Bu konuda da hem o videolardan hem de benim çektiğim videolardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Şan ise değişik bir konu. Şan eğitimi bana göre yine bir eğitmen eşliğinde yapılmalı. Çünkü siz duyduğunuz sesi tekrar ettiğinizde doğru tekrar edip etmediğinizi bilemezsiniz. O yüzden bir eğitmen eşliğinde bu işin yapılması bence doğru olacaktır. Şan önemlidir çünkü bir oyuncu aynı zamanda şarkı da söyleyebilir. Sahnede bir müzikal yapıyorsa Şarkı da söyleyebilir ya da bir müzikli Oyunsa bu şarkı da söylemelidir O yüzden Bunu bir eğitmen eşliğinde Sürdürmenizi öneririm İnternet üzerinden eğitim alabilirsiniz Ya da yakınınızda bir şan kursu varsa Bu konuda da destek alabilirsiniz Bu yoğun ve yorucu süreci Bir şekilde atlatacaksınız Ve sınav günü sınava gittiğinizde Kendinizden emin olmaya dikkat edin Tirat seçimleriyle ilgili birkaç ufak ayrıntı daha vereceğim Seçeceğiniz tirat mutlaka ...yüksek enerjiyle başlamalı. Yani kendinizi gösterebileceğiniz bir tirat seçmelisiniz. Çünkü çoğu zaman fazla aday sınava girdiği için jübiler genelde tiratlarınızı yere de keserler. O yüzden ben işte başlayayım, benim finalim çok iyi gibi düşünmeyin. Mümkün olduğunca yüksek başlayın, mümkün olduğunca enerjik başlayın. Size yakışan ve doğru olduğunu düşündüğünüz ve eğitmenize de mutlaka danışın ya da bana da danışabilirsiniz sosyal medya üzerinden. Adreslerimiz zaten aşağıda yazıyor. Size uygun tradı seçin ve çalışmaya bir an önce başlayın. En önemli olaylardan bir tanesi çok çalışmak. Ah bir ay kala çalışırım böyle düşünmeyin şimdiden başlayın. Başarılar diliyorum. Bu oyunculuk sevveni umarım istediğiniz gibi olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.